Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili seyirciler, hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı arz ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlar nasip eylesin, şerlerden, hastalıklardan muhafaza eylesin hastane köşelerinde veya evlerinde sıkıntı çekip hastalık çekenlerin Allah hayırlı acil şifalarını ihsan eylesin diye dua ediyor. Hatırlarsanız geçen hafta Amme ya da Nebe suresinin ilk ayetlerini arz etmeye çalışmıştık. Elem nec'alil arda mihaden vel cibal autada. Biz yeryüzünü döşek kılmadık mı? ve dağları da sağlam kazıklar halinde yeryüzüne çakmadık mı buyurduğunu arz etmiştim. Yani illa görmeye kalkmayın, aklınız gözünüze inmesin, Allah'ı görmüyorum da inanmıyorum, melekleri görmüyorum da inanmıyorum değil. Ya etrafınıza bakın diyor, davet ediyor bizi. Hani yeryüzünü beşik kıldı dedik hazırlarsanız geçen hafta kendisi hareket ettiği halde bizi rahatsız etmiyor dedik. Bir ayet daha arz edeyim size. Cenab-ı Allah'ın yeryüzünde bizim yaşamamız için yarattığı yeryüzü kabuğu dünyanın şöyle çapını ortadan kessek kendisine göre bir elmanın kabuğu kadar ince. Ben bunu önemsediğim için zaman zaman programlarda tekrarlıyorum. Yani bir elmayı kesin ve bakın. Elmanın kabuğu elmaya göre, elmanın kesitine göre ne kadar ince ise Allah-u Teala'nın yeryüzünde bizim yaşamamız için yarattığı yeryüzü kabuğu dünyanın kesitine göre, dünyanın kendisine göre o kadar ince. Bu ne demek? Ey insanlar, koca dünyanın üstünde yaşıyorsunuz ama sizin yaşamadığınız için yarattığım yer çok ince. Onun altında ateşler kaynıyor. Siz o ateşlerin üzerinde bağınız var, bahçeniz var, bostanınız var, suyunuz var. Bunları size gönderen Allah'a secde etmeyecek misiniz? Hala görmüyorum ki inanayım diye inatla devam mı edeceksiniz diye bizim dikkatimiz çekiyor. Bir, iki, dağları kazık gibi yerleştirdik deyince bize Allahu Teala işaret veriyor. Evlerinizi dağ kesitlerine yapın. Gidip sulu ovaya yapmayın. Yumuşak zeminlere yapmayın. Sonra deprem gelince başınıza göçüyor. O zaman Vavela'yı koparıyorsunuz. Vay bu kadar yıkım niye oldu? Ve maalesef ziraat alanlarını imara açınca düz ve verimli topraklara betonerme binaları yığınca hem depremde çabuk göçme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz hem de ziraat alanlarını kapatıyoruz oradan gelecek ürünü de engellemiş oluyoruz. Halbuki bütün şehirleri bir düşünün. Karadeniz'deki şehirler hariç onların zaten düzlük bulduğu bir yer kolay değil. Ovalara yerleşen şehirleri şöyle dağlara doğru çeksek yerleşim merkezlerine evleri, binaları, fabrikaları koca bir alan boş kalacak ve oradan elde eden edilen zirai gelirim de gelir de o şehir ahalisini beslemeye yetecek. Son zamanlarda en büyük problemlerimizden ikisine sadece dikkat çekip geçmek istiyorum. Birisi tarım, birisi hayvancılık. Allahu Teala'nın ayetlerini okurken günümüz problemler problemleri ile de birleştirerek okur ve anlatırsak günümüz insanına faydalı olmuş oluruz. Cenab-ı Allah diyor ki evlerinizi dağ kesimlerine yapın. Enbiya suresinin 31. ayetinde de Cenab-ı Allah ve fil ardı ravasiye en temide bihim. Yeryüzü sarsmasın diye biz o dağları yeryüzüne yarattık diyor. Hani dedik ya kendisi hareket ediyor beşik gibi de bizi sarsmıyor, suyumuzu dökmüyor, yemeğimiz alt üst olmuyor diye. Neden olmuş? Dağ yaratması Allahu Teala'nın o çetin dağların başları kardan kurtulmayan yüce dağların neler olduğunu belgesellerde görüyoruz. Allahu Teala hiçbir şeyi boş yaratmamıştır. Ya bu hali dağı niye yarattı? Bu kadar yüksek dağa ne gerek vardı? Bazıları haşa Allah'a Allah'lık öğretmeye kalkıyor. Bunu da başarı zannediyorlar. Halbuki dağlar Aynı zamanda da su depolarıdır. O dağlarda karlar durmasa, yavaş yavaş eriyip aşağıya inmese, aşağıdaki insanlar susuz kalacak. Bakın, barajlardaki suları biz efendim e, israf ile kullanabiliyoruz. Onlarda ölçüyü aşabiliyoruz çünkü barajda su dolu kullanabildiğin kadar kullan gibi geliyor bize, bitmez gibi. Dağlar ekonomik kullandırıyor. Ne yapıyor? Yavaş 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 eriterek diyor ki istediğiniz kadar kullanma, kullanamazsınız. Benim süzdüğüm kadar kullanacaksınız. Duyduğum bir bilgiyi imanımızın artmasına vesile olsun diye arz ediyorum. Zaman zaman iletmişimdir. Bendeniz memleketim Kayseri. Erciyes Dağı'nı duymayanınız yok. Erciyes'in tepesine yağan bir kar ancak 20 senede Kayseriye su olarak ulaşıyor imiş. 20 senede Kayseriye su olarak ulaşıyor. Cenab-ı Allah bir kısım suları kuyularda barajlarda biriktirmemizi temin ettiği gibi lütfettiği gibi bir kısım suları da dağların başında depo ederek bizim yavaş yavaş kullanmamızı temin etmiş o Allah'a şükretmemiz, secde etmemiz gerekir. Ve ceannakum ezvâcen. Ben biz sizi zıtlar olarak yarattık. Erkek dişi, baba anne, kadın erkek. E sadece bizde mi o çiftlik? Hayır. Subhanellezî halakal ezvâce kullaha mimmâ tumbitul ardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya'lemûn. Yasin Suresi'nin 3. sayfasında O Allah'ı anın, tesbih edin, tenzih edin. O bütün noksanlardan münezzehtir. Hiçbir noksanlık Allah'a yaklaşmaz. Anladık yakışmaz. Anladık ya Rabbi ne demek istiyorsun? Ben sizin nefislerinizi de yerden çıkan bitkileri de ne olur dikkat edin. Daha bilmediğiniz şeyleri de çift çift yarattım diyor. Bu ayet-i kerime geleli 1400 sene oldu. 1400 sene evvel insanlar mıknatısın SN kutbunu bilmiyorlardı. Elektrikteki anot katot eksi artı kutuplarını bilmiyorlardı. Yeryüzünün bir mıknatıs olduğunu, tabi bir mıknatıs olduğunu bilmiyorlardı. Çiçeklerin de erkek ve dişi organlarla meyveye dönüştüğünü de bilmiyorlardı. Allah-u Teala biz her şeyi çift çift yarattık diyor. Gece ve gündüz de çift yaratılmıştır. Ancak Allah'ın yarattığı bu çift ve zıt olan şeylerde çatışma yok. Zıtların çatışması değil, zıtların ahengini yaşıyoruz. Ne büyük bir mucize, ne büyük bir işaret bunları yaratan bir Allah var. Hayvanları çift çift yaratmış, bitkileri çift çift yaratmış, insanları çift çift yaratmış, elektriğin kutuplarını, miknasın kutuplarını çift çift yaratmış, geceyi gündüz çift çift yaratmış. Öyleyse inatlaşmaya gerek yok. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip meselenin içinden çıkacağız. Ve cealna nevmekum subaten. Hadi bu dağlara bakmayı başaramadınız. Diğer şeyleri incelemeyi başaramadın. Her gün uyumuyor musunuz siz? Evet. Uyku sizi dinlendirmiyor mu? Evet. Öyleyse bu uykuyu da yaratan bir Allah var. İnsanın uykuya ihtiyacı var. Hayvanların uykuya ihtiyacı var. Peki ve leyle biz geceyi sizin üzerinize yorgan gibi örtüyoruz. Yatıyorsunuz, mışıl mışıl uyuyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz. Bir dostuma sormuştum, size de nakletmiştim. Nasılsın, iyi misin diye. Dedi ki hocam yatınca uyuyorum, kalkınca yürüyorum. Bundan daha iyilik mi olur dedi. Düşündüm ki hakikaten yatınca uyuyabilmek, kalkınca yürüyebilmek büyük nimet imiş. Amenna ve seddakna. Yatıp uyuyamayanlar var, kalkıp yürüyemeyenler var. Eğer Allah'ın nimeti bu iki nimet bizde varsa daha başka nimet aramadan ona secde etmek mecburiyetindeyiz. Efendim doktorlarımız Allah onlardan razı olsun. Uyku hem de karanlıktaki uyku, hem de iyi dalarak uyku insan vücudu için hem dinlendiricidir hem de kanser hücrelerinin yok olması için vücudun çalışmasıdır. Siz uyuyorsunuz ama organlar çalışıyor, kan çalışıyor, kalp çalışıyor. Orada yeni bir tamirat, yeni bir dinlenme, yeni bir yeniden başlamaya hazır olma faaliyeti devam ediyor. Efendim, uyku nedir diye hiç sordunuz mu kendi kendinize? Nedir hocam işte gözleri yumup uzanmak. Sırf gözleri yummak olsaydı, oturduğumuz yerden televizyonu dinlerken gözlerimizi yumunca uyumuş olacak, dinlenmiş olacaktık. Hayır dinlendirmez. Efendim, Sırf uzanmak olsaydı ayaklarımızı uzatıp yatınca dinlenip kalkmamız lazımdı. Hayır dinlenmiş olmayız. Bakın otobüste uyuyoruz, uçakta uyuyoruz ama bu sefer de uzanamadan uyuduğumuz için, oturduğumuz yerde uyuduğumuz için yine dinlendirici olmuyor. Şu uykuyu bir büyüteç altına alsak, vallahi bize Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedirtecek bizi secdeye davet edecek, ibadete davet edecek. Ve ce'anna ennehâre me'âşâ. Gündüzü de sizin maişetiniz için yarattık canım. Çalışasınız diye. Gayret edesiniz. Geçinesiniz başkasına yük olmayasınız diye. Evet. Zenginlerin mallarında fakirlerin hakkı vardır. Zekat, fıtra, kurban, infak önemli konulardır. Bunu inşallah Ramazan içindeki programlarımızda size detaylı olarak anlatacağız. Ancak evvela insanın kendisinin geçimini sağlayıp başkasına yük olmadan yaşamaya çalışması lazım. Sonra da maddi durumu müsait olunca olmayanı, fakiri, fukarayı düşünmesi lazım. Peki efendim, geceyi yarattı, gündüzü yarattı. Tabir ise... Binayı hazırladı. Yeryüzünü bizim yaşamamıza uygun hazırladı. Yukarıda ne yarattı acaba? O cehennet sema sakfen mahfuza bir başka ayet kerime. Biz sizin çatınızı korunmuş, sizin semanızı korunmuş bir çatı kıldık diyor Cenab-ı Allah. Burada da sizin üzerinize yedi katlı çok kuvvetli bir çatı kurduk. Hani bu ayetler geldiğinde kafirler dalga geçmişlerdi. Çıkın bakın bakalım yukarıda çatı diye bir şey var mı? Onlar çatı deyince sadece kiremit tuğla gibi şeylerden yapılan çatı arıyorlardı. Halbuki bugün ilim gelişti değerli seyirciler ve yukarıda bir ozon tabakası olduğu fark edildi. Bir atmosfer olduğu fark edildi. Oraya çıkmanın da girmenin de kolay olmadığı fark edildi. Demek ki yukarıda bir çatı varmış. Ve cealna fevkakum seb'an şidada ayeti kerimesi bizim dikkatlerimizi semalara çekiyor ve orada çok güçlü bir çatının olduğunu söylüyor. Yedi kat semadan bahsediliyor. Çeşitli Kur'an ayetlerinde biz semayı yedi kat yarattık, arzı da o kadar yarattık diyor. Bu ayetleri kimisi güneş sistemi olarak yorumluyor. Kimisi evrenin tamamı olarak yorumluyor. Kimisi gezegenler olarak yorumluyor. Bir yorum başka yoruma mani değildir. Bütün evreni biz Kur'an bize haber verdiği için yedi kat olarak biliyoruz. Bu katlar nerede başlar, nerede biter onu bilim adamları çalışacak, ortaya koyacak. Aralarında illa bizim tarlanın sınırı gibi sınır, binalarımızın katları arasındaki tavan gibi tavan aramaya da gerek yok. Cenab-ı Allah ben sizin üzerinde yedi kat semayı yarattım. Altınızda bir o kadar yedi kat arzı yarattım. Yeryüzünü size döşek gibi hazırladım. Öyleyse inkar etmeye kalkmayın. İbadetinizi ihmal etmeyin. Kimsenin hakkını yemeyin diyor. Ve cealna siracen ve Bir de orada ışık saçan bir lamba astık oraya diyor. Ya hani Allah'ı görmüyorum ki inanıyorum. Güneşi de mi görmüyorsun kardeşim? Ayı da mı görmüyorsun? Yıldızları da mı görmüyorsun? Hz. İbrahim yıldızları görünce herhalde benim Rabbim bunlar dedi. Sonra ayı görünce bu büyük bunlar dedi. Sonra da güneşi görünce en büyüğü bu dedi. Onun da battığını görünce ben batanları sevmem. Ben geçicilere gönül vermem. Bunları ve beni yaratan bir Allah var dedi. Bu kadar basit. Kur'an-ı Kerim de bu olayı bize niye naklediyor? Ya Arapça okuyamıyorsanız, ayetlerin manasını bilemiyorsanız, kainatı okuyun, evreni okuyun, etrafınızı okuyun. Güneş deyince kısaca üç ayeti oradan nakletmek istiyorum. Üç tabiat ayetini, üç evren ayetini arz etmek istiyorum. Bir, dünya ile güneşin arası 150 milyon kilometre olarak hesaplanmış. Cenab-ı Allah Rahman suresinde ne diyordu? Eşşemsu vel kameru husbenin. Güneş ve ay bir hesap üzere yaratılıp bir hesap üzere yerleştirilmişlerdir diyordu. İkinci ayet yani mesafe büyük bir mucize. Ha kışın işin garabeti 5 milyon kilometre yaklaşık yaklaşıyor ama ışıklar yan yatay geldiği için ısıtamıyor. Yazın 5 milyon kilometre uzaklaştığı halde ışıklar dikey geldiği için daha çok ısıtıyor. Bu, bu da ayrı bir mucize. İki, bir saniyede 565 milyon ton hidrojen atomunu yakıt olarak kullanıyor dedik değerli izleyenlerimiz. Bu dile kolay. Bir saniyede 565 milyon ton hidrojen atomu. Dakikada, saatte, ser, günde, ayda, senede ne yapar? Bir hesaplamaya çalışsanız, içinden çıkamazsınız. 5 milyar senedir bu güneş bu yakıtı kullanıyor. Akılsız, şuursuz bir tabiat cismi. Bu yakıtı kendimi temin ediyor? Ona temin eden biri mi var? Var ise onun adı nedir? Allah. Öyleyse ona ibadet lazım. 3. Yine saniyede o güneş 4 milyon ton da küçülüyor. Buradan alacağımız ders ne hocam? Bu niye ayet dedim buna? E demek ki bir gün güneş de bitecek. Bize Allah baki ondan sonraki her şey fanidir dersini veriyor. Bir de güneşin büyüklüğü bile büyük bir mucize mi değil mi? Gördüğümüz güneş bazen bulutların içine girince seyredebildiğimiz güneş üstünde yaşadığımız dünyadan 1 milyon 300 bin kere daha büyüktür. 1 milyon 300 bin kere daha büyük. Ne demek? Allahu Ekber. Ve enzelna minel musirat ma en Amme suresi devam ediyor. Biz yeryüzünü böyle hazırladık, dağları böyle yarattık, ovaları böyle yarattık. Bir de yukarıdan su indiriyoruz. Şarıl şarıl da iniyor. Bazen hatırlarsanız yağmur yağınca bardaktan boşanırcasına diyoruz. Peki o buluttaki su kütleleri Birden inseydi tepemize ne hale gelirdik? Bugünkü indiğinden 100 katı fazla inse işte bak felakete dönüşüyor. Onu da ayarlayan biri var. Zaman zaman hocam o felaketler niye oluyor? Onlar da bizim için yine ibret var. Bir, kendinize gelin diyor. İki, böyle de yapabilirdim. Bak her zaman yapmıyorum. Öyleyse beni unutmayın. Bana ibadetinizi ihmal etmeyin diyor. Efendim, ve cealna Bu linukhrije bihi habban ve cennetin elfafa. Bu yağmuru niye indiriyoruz biz? Oradan yeryüzünden taneli şeyler, tahıllar çıkaralım ve birbirine sarılmış bağlar, bostanlar yapasınız diye. O bahçeleri yaratan suyunu da gönderen biziz. Eraeytekum eraeytum in esbaha ma'ukum gavran bima in ma'in. Bu taneli bitkileri, taneli bitkileri ve C bahçeleri, bağları yaratan Allah. Efendim kaç çeşit bitki var? İtimal edin ben bilmiyorum ama siz internete sorun. Kaç çeşit bağ var? Üzüm bağları, hurma bahçeleri. Bir üzümün kaç çeşidi var? Cennet yeşillik manasına gelir. Cennet kelimesinin de çoğuludur. Dünyada da cennetler var mı? İşte bu bahçelere biz cennet diyebiliriz ama bu mecazidir. Fani bahçeler, fani cennetlerdir. Asıl cennet, ebedi olan cennet ahirettedir. Ona da niye cennet denilmiş? Yeşil rengi hakim olduğu için. Yeşil renk hakim olduğu için cennet ya da cennat denilmiş. Bütün bunlar gerçek mi? Bir itirazı olan var mı? Yani neye? Yağmurun yukarıdan indiğine itirazı olan var mı? Dağların dünyayı insanları sarsmasın diye yaratıldığında inkar eden var mı? Cenab-ı Allah'ın uykuyu bizi dinlendirmek için yarattığını, gündüzü kazanmak için yarattığını inkar eden var mı? Yok. Öyleyse Gelin bu düzeni kuran Allah'a inanalım. İnanmadık ne olacak? İnne yevmel faslı kâne mîkâten. Bir gün gelecek. İyi ile kötünün ayrıldığı olacak. Mücrimle munisin ayrıldığı gün olacak. Böyle bir ahirette bir araya geleceksiniz. Bunları inkar etmeye kalkmayın. Yevme yunfekhu fissûri. Fetetûne efvâcen. O gün ikinci defa sura üflendiğinde grup grup kalkıp Rabbinizin huzuruna doğru geleceksiniz. O dünyada bazı insanları bir yere davet edersiniz gelmez. Zorlarsınız ben gelmiyorum diye isyan eder. Ahirette kalkın ve huzura toplanın deyince burada toplanmaktan kurtulmak yok. İtiraz yok. Protosto yok grev yok, lockout yok. Çünkü o gün Allah'tan başka hiç kimsenin sözü geçerli olmayacak. Bütün yukarıdan beri gelen ahiret Kur'an haberlerini ve yeryüzündeki Allah'ın varlığını birliğini gösteren delilleri Cenab-ı Allah bize sunduktan sonra bir fasıl günü gelecek, iyi kötüden ayrılacak bir gün gelecek. O güne kendinizi hazırlayın diyor. Hakikaten birisi bize zulmettiğinde ne diyoruz? İyi ki cehennem var. İyi ki cehennem var. Kötüler için yaşasın cehennem. Yoksa mazlum nasıl ta daha tahammül etsin? Nasıl haksızlığa dayansın? Bir gün gelecek bunların hesabı sorulacak. Mazlumlar elhamdülillah diyecek. Yavma kullu unasin yeti bi O gün her grup insan kendi liderleriyle, kendi önderleriyle gelecek. Reisleriyle gelecek. Yani ahirette kimin yanında olmayı istiyorsanız dünyada onların yanında olun diyor. El mer'u ma'a men ahabbehu ayeti kerimesini duymayanınız yoktur. Kişi sevdiğiyle beraber olacaktır. Ahirette de toplanırken Herkes kendi lideriyle, önderiyle, değer verdiği kişiyle beraber olacak. Bunun için dünyada kiminle beraber olduğunuza dikkat edin buyurduktan sonra Cenab-ı Allah ve futihati semau fekanet abwaban o gün sema açılacak kapı kapı olacak kapı kapı açılacak ne demek bugünden anlamamız mümkün değil ama Cennete giden kapılar, cehenneme giden kapılar açılacak semadan diye düşündüğümüzde hocam hadi nasıl olacağını bana anlat diye kimse o gün olacak olayın benden bugün anlatılmasını istemesin. İzahını istemesin. Allahu Teala böyle söylüyor. O gün sema kapı kapı açılacak. Efendim ben bir belgesel izliyorum. Maalesef belgeseli hazırlayanlar da Allah'a pek inanmayan kişiler, dedi ki, üzerinde yaşadığımız gezegen yaşlandı. Bizim buradan başka yerlere gitmemiz lazım. Ancak kendi gücümüzle gitmemiz mümkün değil, bizi birilerinin göndermesi lazım dedi. Bu cümleleri kulağımla duydum. Ne işiniz? Coğrafi kanaldan. Üzerinde yaşadığımız dünya yaşlandı. Bizim buradan başka yerlere gitmemiz lazım ama kendi gücümüzle gitmemize imkan yok. Birinin bizi göndermesi lazım. Kardeşim şunu düzelt de ki: Evet dünya yaşlandı. Bizim cennete gitmemiz lazım ama kendi gücümüzle gidemeyiz. Allah'ın bizi göndermesi lazım. Bunu dese aynı sözler iman fışkıracak ve kişiye mutluluk verecek. Cennete giden kapı da açılacak, cehenneme giden kapı da açılacak. Herkes şimdi kapısını seçsin. Hani hani havaalanına varınca falan yere gidecekler şu numaralı kapına gitsinler diyorlar ya. Şimdi de herkes kapısını buradan setsin. Ve su ci ve suyiratul cibalu fekanet seraba. Bugünkü gördüğünüz o Everest tepeleri, koca koca dağlar bulutlar gibi yürütülecek, serap olacak. Bilmediğiniz düşünemediğiniz değişiklikler olacak. Ne bildin hocam? Yevme tubeddelul ardu gayral ard ve semawatu. O gün yer başka yerlere, gökler de başka göklere değiştirilecek. Tanımayacağınız bir şekil alacak. İnne cehenneme kânet mirsaden. Cehennem günahkarların gözetleme yeri olacak. Günahların gözetlendiği ve görüldüğü yer olacak. Efendim niye? Çünkü yaptığı yanına kalmayacak. Littagin ma'aban. Azgınların dönüş yeri cehennem olacak. Allah bizi ve evlatlarımızı azgınlardan eylemesin. Labisina fiha ahkaba. Orada asırlarca kalmak üzere. Asırlar nedir ki 100 sene, 200 sene, 300 sene çabuk biter. Hult, ebediyen kalmak üzere halidine fiha. La yezuquna berdan ve la şaraba. Orada içecek bir şey de bulamayacaklar. Bir soğuklama da kendilerine sunulmayacak. İlla hamimen ve Ancak kaynar su ile yaralardan akan irinler orada ikram edilecek, verilecek. Bütün bunları Allahu Teala moralimizi bozmak için istemiyor, söylemiyor. Yapmayın da gitmeyin oraya diye. Hani Hocalarımız deprem olacak dikkat edin diyor. Deprem olsun diye demiyor ki. Eviniz başınıza yıkılsın demiyor. Tedbir almazsanız yıkılırsınız. Bizi dinleyin de eviniz yıkılmasın diyor. Ceza en vifaka. Dünyada yaptıkları kötülüklere muvaffakat denk gelsin diye böyle yapılacak. Efendim ayet-i kerimelerin devamı var. Ama vaktimiz sona yaklaşıyor. Biz Burada noktalayacağız. İnnehum kânû la Bu ayeti de arz edeyim. Çünkü bu cehennemlikler buraya geleceklerini, dirileceklerini inanmıyorlardı, reddediyorlardı. Gelince gördüler elleri ayakları döküldü. Dünyadayken haber veriyoruz ki bu duruma düşmeyesiniz diye bizi ikaz ediyor Cenab-ı Allah. Değerli izleyenlerimiz, malumunuz Ramazan'ın gölgesi üzerimize düştü. İnşaallahurrahman Ramazan boyunca sahurlarda muntazaman bazen de iftarda özet olarak sizin hanelerinizde olacağız. Ama hanenize yalnız olarak gelmeyeceğiz. Çamlıca Büyük Camii'ni sizin evinize taşıyacağız. Eviniz dar diye endişe etmeyin. O koca cami sizin evinize sığacak. İstanbul'un en güzel tepesi sizin evinize sığacak ve bir taraftan sahurunuzu, iftarınızı yaparken bir taraftan da o güzel manzaralar eşliğinde bir şeyler anlatmaya gayret edeceğiz. Sizlere misafir olacağımızı malumatını şimdiden arz ediyorum. Ramazan'da buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Sevgilerimle, saygılarımla.